Bring her to the loof. A love from above. YouTube, ben Ersin Çakay. Minecraft'ta Minecraft Pocket Edition'da yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda Minecraft Pocket Edition oyunu içerisinde çamaşır suyu nasıl yapılır ve nasıl kullanılır bunu göreceğiz arkadaşlar. Yine kimya derslerinden bir tanesiyle daha karşınızdayız. İhtiyacımız olan itemleri göstereceğim ama öncelikle ayarlara girdiğinizde şurada arkadaşlar yeni bir dünya oluşturduğunuzda mutlaka şu özelliğin aktif olduğundan emin olun. Education Edition özelliğinin aktif olduğundan emin olun arkadaşlar yeni dünya oluştururken. Yoksa bu özellikleri kullanamayabilirsiniz. Her neyse şimdi arkadaşlar ihtiyacımız olan itemler burada görüyorsunuz. Çalışma masası. Ondan sonra bir tane bileşik oluşturucusu. Bir tane laboratuvar tezgahı. Ve arkadaşlar burada görmüş olduğunuz elementler. İki tane hidrojen, bir tane oksijen. Sodyum bir tane. Klor bir tane. Oksijen de bir tane arkadaşlar. Tabii ki elementleri hemen envanterimizi açtığımızda burada tüm elementleri görebilirsiniz. Buradan istediğiniz elementi alabilirsiniz. Tabii ki istediğiniz derken bizim ihtiyacımız olan şurada göstermiş olduğum iki tane hidrojen arkadaşlar, bir tane oksijen ve şunlar sodyum, klor, oksijen. Şimdi arkadaşlar ben burada hemen bileşik oluşturucunun içerisine giriyorum. İki tane hidrojeni yerleştiriyorum buraya arkadaşlar. Ve oksijeni de şuraya yerleştirdiğimde bize su verecek. Su kabı verecek. Su şişesi de diyebiliriz arkadaşlar. Su kabı. Bundan alabildiğiniz kadar alın. Yani ben şöyle bayağı bir almak istiyorum. Tamam şu kadar alayım. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Sınırsız alabilirsiniz. Şimdi su kabını oluşturduk arkadaşlar. Bunlara ihtiyacımız kalmadı. Geri chest'in içerisine katıyorum. Bu sefer arkadaşlar sodyum, bir tane klor ve bir tane de oksijen. Şimdi yine bunları gidiyorum bileşik oluşturucunun içerisine tek tek sırayla katıyorum arkadaşlar. Sırası önemli değil, yan yana katın ve sodyum hipoklorit diye bir tane bileşen oluşturdu bize, görmüş olduğunuz gibi bileşik oluşturdu ve bundan da dilediğiniz kadar alabilirsiniz, sıkıntı yok, sınırsız alabilirsiniz. Şu üzerimizdeki elementleri tekrar yerlerine katıyorum chest'in içerisine. Kafa karıştırmasın. Şimdi arkadaşlar bakın sodyum hipoklorit ve burada su. İki tane bileşenimiz oluştu. Ve kimya tezgahında, laboratuvar tezgahında hemen bunun görüyorsunuz 1, 2, 3 tane yerleştirdim. Ve buradan sodyum hipokloritten de 1, 2, 3 tane kattım. Ve burada görmüş olduğunuz gibi animasyon başladı arkadaşlar. Bu animasyon başladıysa doğru işler yapmışsınız demektir. Ve buradan birleştir seçeneğini basarsak göreceğiniz üzere bir tane bize hemen elimize beyazlatıcı, yani hipo verdi arkadaşlar. Hipo beyazlatıcı. Şimdi bu hiponun ne amaçla kullanıldığını sizlere hızlı bir şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Envanterimden hemen buradan mesela bir tane renkli yatak alayım. Yatağın renginin ne olduğuna hiç gerek yok arkadaşlar. Siyah alabilirsiniz, kırmızı alabilirsiniz, mavi alabilirsiniz. Yün alabilirsiniz. Renkli yünlerden de olabilir. Fark etmez. İstediğiniz yünü alabilirsiniz. Ondan sonra hatta bunları bir bir alayım. Şöyle aynen bir bir alayım de kafa karışmasın. Ondan sonra bir de arkadaşlar afiş. Afiş alabilirsiniz. Afiş dediğimiz şurada göstereceğim. Flamalar kısmında. Renkli flamalardan bir tane alabilirsiniz. Beyazlatıcının amacı arkadaşlar renkli nesneleri beyazlatabilecek bu özelliğe sahip. Şimdi bir tane beyazlatıcımız var. Hemen çalışma masasına gidiyoruz. Çalışma masasında arkadaşlar ne yapıyoruz? Mesela yatağımızı beyazlatmak istiyoruz değil mi? Renkli yatak. Beyazlatıcıyı bu şekilde yerleştirdiğimizde yerleri önemli değil arkadaşlar. Şu şekilde de yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde de yerleştirebilirsiniz. Sonuç olarak yatağınız beyaza dönecek. Ve beyaz yatağımız oldu. Görmüş olduğunuz gibi artık beyaz yatağımız var. Yani renkli yatağımızı bu şekilde beyaza döndürebiliriz arkadaşlar. Şimdi geliyorum hemen şuradan laboratuvar tezgahına tekrar bir tane beyazlatıcı oluşturmak istiyorum. Üçer tane yerleştiriyorum bunlardan. Ve birleştir diyorum. Bir hipo daha verecek bize. Görmüş olduğunuz gibi oluşturdu. Hipomuzu aldık. Bu sefer ne yapalım? Yünü beyazlatalım. Evet. Yünümüzü beyazlattık. Görmüş olduğunuz gibi beyaz yüne dönüştü. Evet bu da oldukça güzel. Yani beyazlatıcının kullanım amaçları bunlar arkadaşlar. Yünleri de nasıl beyazlattığımızı gördünüz. Hatta flamadan bir tane kalsın. Şimdi bir tane daha beyazlatıcı oluşturmak istiyorum. 1, 2, 3 tamam. 1, 2, 3 bunlar da tamam. Birleştir diyoruz ve beyazlatıcımız oluştu. Ve flamamızı da hemen şuradan birini
alta birini üste koyarak da beyazlatabiliyoruz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Beyazlatıcı bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Gerçekten başarılı bir şekilde kimya derslerini öğrenmeye devam ediyorsunuz. Ben de sizlere öğrendiğim yeni bilgileri anlatmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video nasıl oldu lan? Bu filama niye böyle oldu yarım? Bir dakika. Bu niye yarım oldu? Abi bu nasıl bir şey oldu böyle? Herhalde toprağa gömüldü yarısı. Her neyse gençler, videomuz bu kadardı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Sonlara söyleyin ben Ersin Çaka, FPS modundayım dostum, kalkın video atalım. Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım, düzenli içerik için hemen like'lara basın. Soranlara söyleyin ben Ersin Çaka, FPS modundayım dostum, kalkın video atalım. Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım, düzenli içerik için hemen like'lara basın.